Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Ayşe'cim. Merhaba Gökben, merhaba Nur. Songül, hoş geldin. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi de hayırlı akşamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de çok tatlısınız. <laughs> çok hoş Yasemin. Tamam ben ona sık sık çıkayım o zaman. Bir şeyler söyleyeyim, hikaye anlatayım. Siz de rahatlarsınız. Tüp bebek hikayeleri anlatayım. Teşekkürler. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Diğer arkadaşlarımız da gelecektir, geliyorlar. Ondan sonra biraz dinleyen var, çıkan var, tekrar giren var. Aslında burada 50-60 kişi, bazen 20 kişi gözüküyor ama yaklaşık 200-300 kişi giriyor çıkıyor ee, tüp bebek evet tüp bebek tedavisine başlamadan elbette hepimiz heyecan duyuyoruz ben de e, duydum her seferinde insanlar gergin oluyor sıkıntılı oluyor <laughs> ondan sonra evet kolyelerimi çok seviyorum ben de onlara şeyim çanta, kolye, <gülüyor> değişik değişik <gülüyor> e, konumuza gelelim. E, çok heyecan verici bir şey çünkü bir emek veriyorsunuz, e, maddi manevi bir emek veriyorsunuz. Onun için e, heyecanlı olmanız, e, tedirgin olmanız e, çok normal. Bu yani insancıl son derece insancıl duygular yaşadığınızı lütfen e, unutmayın. E, tüp bebek tedavileri her zaman e, başarı oranı kesin olmadığı için belli olmadığı için e, insanlar heyecan duyabilir, tedirgin olabilir. E, bundan dolayı depresyona girebilir, e, korku duyabilir. Bunların hepsi son derece normal şeyler. İnşallah sonu güzel olur. Tabii ki en başarılı şeylerde bile yaşa bağlı olarak yüzde yüz başarı oranı biliyorsunuz vermiyorlar. Yüzde seksen, yüzde altmış yani her şey tamam. Yumurta tamam, sperm tamam, embriyo harika olduğu halde tutmayan var. Fakat böyle süper gözükmeyen ama orta derecede olup da Harika bir şekilde tutan hamile kalan arkadaşlarımız var. Son derece sağlıklı ve güzel bebekler doğurdular. O yüzden korkmayacaksınız. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Gerisi Allah'a kalmış diye düşünün. Çünkü tıp da buradaki doktorlar, özellikle Türkiye'deki doktorlarımız, yani kendi anlaşmalı merkezlerimiz de dahil Diğer doktorları da dahil ediyorum Gerçekten e, Yurt dışındaki birçok şeyden e, Çok daha fazla e, Başarı oranları Türkiye gerçekten bu konuda Çok ileri arkadaşlar En kötü yapamayanı bile Avrupa'dan Daha başarılı olduğuna inanıyorum Yani e, Çünkü Teknolojiyi gerçekten takip ediyorlar en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Birisi işte yapıştırıcı diyor. Hepsi aynısını kullanmaya çalışıyor. Yani bir tüp bebek merkezi bir şeyi yaptığı zaman işte biz Türkiye'de ilk defa şunu yapıyoruz. İnanın bütün merkezler hemen eğer başarı şey iyiyse biraz takip ediyorlar. Hemen arkasından bu şeyleri uygulamaya başlıyorlar. E, o nedenden dolayı e, korkmayın teknolojiyi e, bizim doktorlarımız gayet iyi takip ediyor yurt dışında kongrede de gidiyorlar o, uygulamaya çalışıyorlar e, bu yaşanması gereken bir şeymiş demek ki e, bu yaşanacakmış ben de yaşadım siz de yaşayacaksınız kimimiz başarılı olacak kimimiz daha sonra başarılı olacak defalarca tüp bebek yapan arkadaşlarımız var e, İnşallah 3-4 sefere ya da daha fazlasına kalmaz. Birinci de ikinci de hepiniz hamile kalırsınız. Arkadaşlarımız anne olursunuz, baba olursunuz. Ama bu bir süreç, geçirmesi gereken bir süreç demek ki sizler bunun için daha fazla emek harcamanız gereken insanlarsınız. Hepiniz aynı yere geldiniz. Hepiniz burada toplandınız. Aynı duyguyla, aynı e, amaca e, yönelik olarak e, şey yapmış, e, aynı duyguyla e, bir arada olan insanlarsınız. E, birbirinize, e, birbirinize iyi dileklerinizi sunun. E, gerçekten başkası için dua ettiğinizde mutlaka da olur onu biliyorsunuz. Bizim dua grubumuz da var. Çider Dua Grubu Facebook'ta. Ona da katılabilirsiniz. Çok güzel dualar da yapıyorlar bu arada. Şimdi yumurta tüp bebek tedavisi öncesi yapılması gerekenleri beslenme ile ilgili bilgileri daha önceki canlı yayınlarımızda da ben tüp bebek öncesi nasıl beslenilmesi gerekiyor, transferde nasıl şey yapılması gerekiyor bunları daha önceki canlı yayınlarımı da bir şey yaparsanız, izlerseniz Oradan nasıl beslenmesi Gerekildiğini falan hepsini anlattım. Şimdi biraz daha ayrıntıya giriyoruz. İşte yumurta toplama ve transferden sonra dikkat edilmesi gerekenler. Bununla ilgili sorularınız varsa o soruları şey yapabilirim, alabilirim. Ama unutmayın ki ben bir doktor değilim. Yaşadıklarım ve sizinle birlikte 20 seneye yakın yaşadıklarımla ilgili bu tecrübelerimi aktarıyorum burada araştırma yapıyorum okuyorum ve size bunları aktarıyorum. Evet yumurta toplama işlemi arkadaşların en çok korktukları ve şey yaptıkları rahatsız böyle tedirgin oldukları konulardan bir tanesi yumurta hazırlanıyor belli bir e, büyüklüğe gelince 18 ile 20 milim arasına gelmesine yakın doktor e, bir çatlatma iğnesi e, kendilerine veriyor. Ve e, bunu e, 36 saat sonra da yumurtalarınız toplanacak diyor. E, daha sonra da şeyden e, hastaneden arıyorlar şu gün şu saatte işte sizi e, şey yumurta toplamanız yapılacak diye. E, Yumurta iğneyi vuruyorsunuz otur oturbildi galiba iğneyi vuruyorsunuz ondan sonra 36 saat sonra da e, şey e, hastaneye gidip yumurtalarınız toplanıyor e, bunu e, saatini ve gününü lütfen ve lütfen doktorun söylediği saatte e, yapmanız çok önemli arkadaşlar yani yumurta toplama şeyi ve tüp bebek transferi ee, en e, ilgi şey yapan yani tüp bebek tedavisinin en önemli kısımları e, diye düşünün e, yumurtaların e, zamanında toplanması çatlamadan toplanması çünkü çatlatma iğnesi vuruyorsunuz eğer bir gecikme yaparsanız ya da doktorun söylediği saatin dışında herhangi bir saatte siz e, yumurt şey yaparsanız e, iğnenizi yaptırırsanız yumurtalarınız Zamanından önce çatlayabilir, şey yapabilir, ziyan olabilir. Yani onca emek vereceksiniz ve tüp bebek tedavisine girmeden tüp bebek tedaviniz iptal olabilir. O nedenden dolayı lütfen yumurta şeyine toplama zamanı, o iğnenizi falan çok dikkat edin. Evet, aç gidiliyor biliyorsunuz yumurta toplamasına bir gün önceden belli bir saatte işte 8'de ya da 7'de ne yemeğinizi yedikten sonra hiçbir şey yemiyorsunuz. Ertesi günde aç olarak gidiyorsunuz. Yumurta toplama işleminde rahim zarar görmez. Çok dikkatli ve uzman doktorların yapması lazım. Tabii ki istisnalar olabilir arkadaşlar. Bazen şey yaparken girişte ve çıkışta bir iğneyle toplanıyor biliyorsunuz mümkün olan azami dikkat gösteriliyor ama olabilir karın zarına ya da yanlış bir yere iğne girebilir bir şey olabilir ama bununla beraber size mutlaka yumurta topladıktan sonra bir antibiyotik verirler kullanmanız için herhangi bir iltihaplanmaya ya da başka bir şeye engel olmak için. Ama hani 100 tane toplanıyorsa ya 1000 tane toplanıyorsa içinden belki 10 tane ya da 15 tane böyle bir rahim zar zarar görmesi gibi bir durum olabilir. Bu da çok ekstrem bir şey. Yani buna, bunları bence kafanızı takmayın. İyi bir yerde yaptırıyorsanız, tecrübeli bir merkezde yaptırıyorsunuz. Bu tür olaylar başınıza gelmez. Ve tedavilerinizde yaptırırken parasızlıktan gidip hemen yan şeydeki mahalledeki merkez diye bakmayın olaya anlatabiliyor muyum biraz daha bekleyin Üç tane aşılama yerine bir tane tüp bebeği yapmayı deneyin yani onlara verdiğiniz para yerine bir defa tüp bebek yaptırmak iyi bir yerde yaptırmak her zaman daha iyi tecrübeli senelerin şey merkezleri var yani gerçekten bu konuda çok şey yapılmış emek verilmiş tecrübe kazanılmış binlerce hastaya girmiş yumurta toplamış olan merkezleri laboratuvarları ve teknolojisi iyi olan merkezleri lütfen şey yapın daha çok para biriktirme durumuna gidin yan tedavileri işte defalarca kadın jine, şey kadın doğum doktoruna gidip takip yaptırıp ondan sonra aşılama yaptırıp bilmem ne yaptırıp ultrason yaptırıp onlara para ödeyeceğinize e bunları toparlayıp bir tane yere gerçekten iyi olduğunu şey yaptığınız güvendiğiniz bir doktora tecrübeli olduğuna inandığınız bir doktora gidip orada yaptırmaya gayret edin. Evet üniversite hastaneleri de e, bu konularda gerçekten iyi ve tecrübeli birçok hastane var üniversite hastanesi de şey yapacaksınız İnşallah, inşallah en kısa zamanda e, hepiniz anne olacaksınız inanıyorum yani geçtiğimiz yıllardan bu zamana şey yaparken yani yüzlerce insan içerisinde birdir ikidir ya da en fazla 5'tir arkadaşlar çocuk sahibi olamayan arkadaşımız çoğu bir şekilde anne oldular. Onun için lütfen e, moralinizi bozmayın. Bu bir süreç. Bu süreci geçireceksiniz. Olgunlaşacaksınız. Bebek için daha çok hazır olacaksınız. E, bu yaşadığınız tecrübeler sizi insanlar ızdırap çekerek ve üzüntü şey yaparak olgunlaşır. Demek ki bir hepimizde bir hamlık varmış ki biz bu yollardan geçtik diye düşünün. Ve o şekilde kendinizi rahatlatın. Evet, aç gidilecek dedik. Bu dönem içerisinde arkadaşlar yumurta toplamadan önce ve toplama topladıktan sonra e, herhangi bir ilişki e, yok bu dönemde. Neden? Çünkü e, yumurta to şey yap, toplandıktan sonra özellikle e, rahim e, çok hassas olur. E, bir, herhangi bir e, iltihaplanma ya da mikrop kapma durumu olabilir hassas olduğu için e, doktorlar genellikle e, o şeyi e, şey yapmazlar e, ilişkiyi yapmamanızı önerirler hastanelerin e, başarı oranları paylaşılmıyor gökbencim bu konuda ben de çok sıkıntılıyım Aslında ee, tabii ki ben çalıştım hastaneleri şey yapayım tahmin ediyorum kaç tane hastam gitti kaç tanesi e, hamile kaldı ee, benim için bunlar bir kıstas oluyor ama tabii ki diğer hastanelerde aynı şeyi yaşayamıyorum böyle rahat rahat konuşma şansım olmuyor devlet hastanelerinde başarı oranının çok düşük olduğunu e, şey yaptığımız e, düşündüğümüz tabii ki. ...hastaneler olabiliyor, üniversite hastanesi, şey hastanesi. Ama e, neden böyle bir şeyi yayınlamaz Sağlık Bakanlığı e, bilemiyorum. Acaba diyorum e, günahları boynuna üniversite ve devlet hastanelerinin... ...ne kadar başarısız olduğu ortaya çıkacak diye mi korkuyorlar? Aslında belli bir e, başarı oranının altına düştüğü zaman bir merkezin kapatılması gerek, bütün hastaların paralarının ve emeklerinin ziyan olmasını kim hiç kimsenin hakkı yok, milletin şeyi, devletin hazinesi ziyan oluyor. Yani bizim paralarımız, vergilerimiz, her şeyimiz ziyan oluyor. Öyle bakmak lazım olaya. Ama bu konu üzerinde çok düşünen ve çalışan olduğunu düşünmüyorum. Yani. İnşallah olur. O güzel haberleri de alırız yani Gökben. Evet. Şimdi yumurta evet bu yumurta toplandıktan sonra arkadaşlar birkaç gün şey kasık ağrısı çekebilirsiniz. Çünkü vücuda müdahale ediliyor ve bu müdahale sonunda da e tabii e, vücut hareketleniyor. Bağırsaklar e, şey yapıyor, hareket ediyor. E, rahim hareket ediyor. Yumurtalıkların içine girip yumurtalar toplanıyor. Bu nedenden dolayı kasıklarda işte bir haftaya kadar sürebilen e, bir ağrısızı hissedebilirsiniz. Bu da bunda da e, parasetamol türü yani hamilelere de verilebilecek hafif ağrı kesici ilaçlar e, alabilirsiniz. Zaten şey veriyorlar e, antibiyotik veriyorlar. O antibiyotik kullanacaksınız. E, 20 24 saat yumurta toplandıktan sonra banyo yapılmıyor. O da e, gene hep bu iltihap e, ya da e, mikrop kapabilme şeyin nedeniyle e, yapılmamalı. Ama e, bir günün sonunda yapabilirsiniz banyonuzu. Duş alın. Çok sıcak olmayan transferden sonra da şeyden sonra da e, yumurta toplamadan sonra da eğer banyo yapmak istiyorsanız e, lütfen duş alın e, sıcağa yakın ılık su olsun tabii kendinizi don şey yapmayın üşütmeyin o da şey yani her şeyin e, fazla ekstrem uçlarına hiçbir zaman gitmeyin her şeyiniz e, ortalama da olsun e, evde istirahat edin yumurta toplamadan sonra. Çünkü e, size bir narkoz şey veriliyor, anestezi veriliyor. E, araba kullanmayın. E, birisiyle beraber yanınızda mutlaka gidin. E, ve yumurta anestezi verildiği için de e, sizi dinlendireceklerdir bir yarım saat, bir saat e, şeyde hastanede. E, bu zamanı aç gittiğiniz için yanınızda Orada da ikram edebilirler, bilmiyorum. Tuzlu pisküt olabilir, ee, şey olabilir, ayran olabilir. Yani sıvı gıda alın, su içebilirsiniz, ee, sıvı şey alabilirsiniz. Ee, bunlar yanınızda bulunsun. Mideniz bulanabilir. O ba onu bastırmak için tuzlu bisküvit iyi gelir. Ben her seferinde onu yapıyordum, defalarca yaptım için. <laughs> Bu konuda çok tecrübelim. Piskütimi e, ve evet, ayranımı yanımda hep taşıyordum. Ondan sonra e, e, araba kullanmayacaksınız dedik. E, eğer uçakla tekrar geri dönmeniz gerekiyorsa 6 saat sonrasını uçak e, kabul ediyor doktorlar. Ama iki saat sonra da arabayla şey yapabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Evet. Şimdi peki, bunları yaptık, yumurta toplama daha bir de. Bu arada tabii beslenmeye de geleceğim de, bir iki gün önceden ananasınızı yemeyi, nar suyunuzu içmeyi de ihmal etmeyin bu arada. Ne bu şeyin sakıncaları ne? Biz ne olursa yumurta toplamadan önce şey yapabiliriz doktora hemen haber vermeliyiz. Her kasımız ağrıyınca hemen doktora haber vermemiz gerekiyor mu diye bir soru sorabiliriz. Ateşiniz aniden yükselirse yani 38'in üstünde bir ateş olursa 30-38 dahil olmak üzere aşırı bir vajinal kanama yaşarsanız bir tane pet kadar bir şey kanama olabilir çünkü rahime şey, yumurtalıklarınız toplanıyor rahim biraz oynanıyor Ondan dolayı şey yapabilir bir kanama hafif olabilir ama bu bir peti taş çatısı iki tane petinizi kirletmesi gerek öyle 4-5 tane pet gelecek şekilde Fazla bir kanama şey yaparsanız mutlaka ve mutlaka doktorunuza haber vermeniz gerekiyor. Çok şiddetli ağrı ve hafif bir adet sancısı kabul edilebilir bir sancı. Fakat çok şiddetli bir ağrı hissederseniz onu da doktorunuza hemen haber vermeniz gerekiyor. 8-10 saat sonra artan bir ağrı demişiz. İdrarın koyulaşması ya da yapılamaması yani idrar yollarına olan herhangi bir şey olursa müdahale olmuş olursa işte idrarın ada ya da çok koyu gelmesi az gelmesi yapamama durumu bunlar doktorunuza hemen haber verilmesi gereken durumlar bulantı olabilir kusma olabilir ve ishal durumu falan o nefes alamamakta bir zorluk çekebilirsiniz çekerseniz bunların hepsi doktorunuza hemen haber verilmesi ya da e, merkeze hemen bilgi verilmesi gereken e, konular çok ciddi halsizlik ya da ona benzer bir şeyler de e, yaşayabilirsiniz e, transfer zamanında da arkadaşlar aynı şekilde o e, yumurta işleminden sonra da Evet şöyle bir şey söyleyeyim karında fişişlik olur mu yumurta topladıktan sonra Evet polikistik over hastalarında genelde e, ilaç e, dozu ayarlanamayabiliyor o zaman e, normalden çok daha fazla yumurta gelişebiliyor normalde bizim gibi polikistik over olmayan hastalarda bir şey ilaç verildiği zaman işte en fazla 7 tane 8 tane şey yapıyor ama bazı hasta, polikistik over hastalarında 30 tane 50 tane yumurta toplandığını görüyoruz doktorlarda bir sürü şey oluyor ama bunların hepsinin içi dolu değil arkadaşlar çoğu boş olabiliyor Yumurta. Tabii ki 50 tane olanın e, içinin dolu olma şeyi çok daha fazla olabilir. Ama e, 20 tane olup da içi hepsi bomboş olanları da gördüm ben. Tamam mı? E, öyle 50 tane oldu çok başarılı falan diye düşünmeyin. E, Polikistik over hastalığında ne yazık ki e, bu tür sıkıntılar olabiliyor. Karında şişlik olabilir e, mesela fazla ilaç dozajı fazla şey yaptığı için vücut ödem yapabilir ve şişlik olabilir bunun da doktora hemen haber verilmesi gereken bir durum aynı şekilde yumurta toplandıktan sonra nasıl beslenebiliriz bunu şey yapayım şimdi arkadaşlarım yumurta toplandıktan sonra burada yazıyorsunuz herhalde Hmm. Ee, yumurta toplamadan önce de e, gene ben birçok e, bilgi verdim. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce beslenme diye e, onları şey yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz ya da çocukistiyorum.com'da tüp bebek beslenme diye bir bölüm var arkadaşlar. Orada birçok bilgi var. Oraya da okuyabilirsiniz. E, ve şimdi de yumurta toplandıktan sonra ve transfer zamanına kadar ve transferden sonra nasıl beslenmek gerektiği konusunu biraz anlatacağım size. Yumurta toplandıktan sonra mümkün olduğu kadar sıvı gıdalar tüketin. Su bolca için. Ondan sonra maden suyu içebilirsiniz. Vücudun kaybettiği Mineral ve vitaminleri rahat alabilmesi Bol çorbayı için Sebze çorbası, vitaminli mercimek çorbası Bunlar baklagiller zaten çok değerli biliyorsunuz Ananas dedim Onu hatırlatıyorum hep 3 gün öncesinden yumurta toplama Ve transfer şeyinde Yumurta toplamadan 1-2 gün önce şey yaparsanız alırsanız o içindeki ananasın içerisindeki maddeler rahimde iltihaplanmayı önleyici bir takım şeyler e, içeriyor. O açıdan e, sizi e, doğal olarak rahatlatacak. Zaten antibiyotiğiniz de olacak. Onun için e, bu size iyi gelir. Nar e, keza öyle rahim için e, çok değerli. E, ayrıca e, çinko takviyesi de ee, çok önemli çünkü çinko e, bebeğin e, rahime tutunmasını e, sağlıyor arkadaşlar bakın ne kadar değerli bir el, şey e, mineral e, bu da ne de var e, ceviz de var badem de var kabak çekirdeğinde var <laughs> ay çekirdeğinde var diyorum size çıt çıt çıtlayın Bunları bol bol alın. Bunlar gerçekten bebeğin rahime tutulması açısından önemli. Tabii ki hap olarak alırsanız daha kuvvetli. Bunlar çinko açısından yüksek zengin içecek, yiyecekler. Yumurta her gün mutlaka yiyin. Yumurtanın içerisinde çok güzel şeyler var, vitaminler var. Sizin yumurtanızla, bizim yumurtamızla Tavuk yumurtasının içerisindeki vitaminleri ve mineraller birbirinin aynısı arkadaşlar. Yani biz canlılar hepimiz aynı şeyden geliyoruz. Bizim kromozomumuzla maymunun kromozomu arasında çok az bir fark var biliyor musunuz? Yani bütün canlılar birbirine benzer şekilde fakat bazı şeyler değişik olduğu için biz değişik gözüküyoruz, maymunlar daha değişik gözüküyor tavuk daha değişik gözüküyor. Kromozomlarımızda ufak tefek oynamalarla e, sonsuz çeşitler yaratılmış. E, dediğim gibi bizim yumurtamızda tavuk yumurtasının içerisindeki mineraller ve şeyler aynı. Aynı şekilde sperm de öyle. E, yumurta bolca yemeği unutmayın o nedenden dolayı. <laughs> Meyvelerden de e, dut, e, balkaba, dereotu. Bu arada balkabak tam mevsimi bol bol yiyin arkadaşlar. E, yeşil yapraklı sebzeler, folikas e, şey olarak e, havuç bol bol tüketin her gün. Beyler bayanlar lütfen havuç tüketin. E, gerçekten bu da e, rahim ve şeyleriniz için, yumurta ve spermler için çok değerli bir şey e, sebze. Süt ve peynir şey yaparsanız kesinlikle olgunlaştırılmış ve kaynamış şeyler olacak. Hiçbir şekilde çiğ bir şey yemeyeceksiniz. Çiğ et yani çiğ köfte şu bu otur şeyleri kesinlikle ve kesinlikle yemeyeceksiniz. Ve kahve yok sigara yok alkol yok Tabii ki bu dönemde e, arı sütü polen propolis e, mutlaka bu dönemde şey yapacaksınız e, ve şey e, şimdiden başlayarak arkadaşlar e, pet şişede kesinlikle su içirmeyecek cam şişe bulacaksınız e, ve ondan şey yapacaksınız Siz e, biz alıcı olarak tüketici olarak ne kadar çok cam şişe şey yaparsak, istersek ve cam şişe alırsak, bunu getiren şeyler şeylerde, marketlerde, bakkallarda üreticilere alıcı kesinlikle pet şişe istemiyor, cam şişe istiyor diyecektir ve cam şişe yapacaktır. O pet şişelerin içerisindeki plastik maddeler kısırlığa neden oluyor. O nedenden dolayı içtiğimiz şeyler de e, her gün içtiğimiz e, içinde vücudumuzda bir sürü plastik madde birikiyor arkadaşlar. Onların ham maddeleri hepsi birikiyor. Bunlar birçok şeye neden oluyor. Kansere neden oluyor. Başka bir şeye neden oluyor. O nedenden dolayı cam şişede, cam şişede su için büyük damacanı da aldığınızda cam şişede olmasını ısrarla isteyin konserve kesinlikle bu dönemde hiçbir dönemde yenilmeyecek konserve bunların içerisinde birtakım maddeler var o maddeler e, koruyucu maddeler var o koruyucu maddeleri de kullanmayacaksınız incir yiyebilirsiniz incir kür yapıyor arkadaşlar nasıl yapıyor onu bilmiyorum ama e, inciri şey yapabilirsiniz ve rahime ve e, şeye iyi gelir e, deniyor karında ağrı e, olabilir evet ikinci tüp bebek için Ebrucum e, Ebru Lank'a e, vücudun e, iki ay falan üç ay e, denenmesi, şey yap dinlenmesi gerekiyor normalde ama e, bazı şeylerde ilaç ve e, şeyi çok etki geçmeden doktorlar bir ay sonra gene çağırabiliyor bu e, hastanın vücudunun cevap vermesini doktor takip eder e, çok iyi durumda olabilir vücut o ilaçların etkisini kaybetmemek için arka ark arka arkaya e, şey yapabilirler tüp bebek yapabilirler ama bazılarında da e, vücuttan tamamen ee, o şey yumurta geliştirici ilaçların atılıp yeni baştan başlamak isteyebilir doktorunuz sizin vücudunuzun tepkilerine göre e, bu şekilde şey yapabilir. Bu tamamen e, doktorunuza bağlı ama hani hiçbir şey yok diyorsanız 2 e, üç ay vücuttaki tamamen ilaçın e, ilaçların etkisinin geçmesi için ve sizin ruhyan ve fiziken e, on, bir önceki negatifin travmasını atlatabilmeniz için bence e, gerekir. Doğum yaptıktan sonra bile 40 gün sonra vücut kendine geliyor. arkadaşlar. 40 gün derler ya olsa öyle. Yarın transfer olacaklar için e, hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. E, ne güzel bak Derya'cım çok tebrik ediyorum transferinin 19. günü ben ne kadarlık hamile 1 aylık hamilesin 4 haftalık hamile diye kabul ediliyor Evet evet bak Cansu Özdemir e, Aksoy e, olsun gene hiç olmazsa e, yumurta var 32 yumurtam olmuştu diyor. şeyde Yumurta geliştirme ilacı ile beraber 32 yumurtam olmuştu. Sadece 6 tanesi iyiydi ama transfer edilebilecek kadar iyi sadece 2 tane çıktı görüyorsunuz değil mi? Polikistik over zannediyorum Cansu'da. Geçmiş olsun Cansucuğum o 2 tane olsun ama iyi olsun hiç önemli değil. Evet, e, Güngör havuç suyunu öneriyorum. Çok söylüyorlar. Evet, <laughs> Ayşe'ciğim, çekirdek evet çıtlıyoruz. Çıtlama grubu burası, bol bol. Arı sütü, evet e, arı şeyi e, balla arı sütü polen, propolis, macun haline getirip sabah e, bir e, tatlı kaşığı alabilirsiniz. Ya da bir sabah, bir akşam bir çay kaşığı olarak şey yapın. Tamam mı? hazır turşu yemeyeceksiniz Songülcüm. Nerede muzurluk var? Onu muzu, muzur bir şey istemiyorum. Her şey yasak. Evde yapılmış olanı yiyebilirsiniz. Evde eğer kendiniz yaptıysanız turşu yararlı. Suyu çok tuzlu olmazsa e, suyu da yararlı. Onu içmenizi öneriyorum. Ama hazır dışarıdan alınan şeyleri eğer çok eminseniz, hiç katkı maddesi şey yapılmadan yapıldığına olabilir. Ama fabrikasyon malları kesinlikle. Güzel. Bak Güngör incir kürünü şey yapıyor. Güngör Şimşek, teşekkür ederim. İnciri akşamdan kesip zeytinyağı koyup üzerine aşacak kadar ertesi gün aç karnına yiyoruz. Ee, i̇ncir tabii ki güzel. <laughs> Bazı maddeleri e, insan organına benzetiyorlar. İncir özellikle sperm e, şeyine çok benzediği için spermlere de çok iyi geliyor incir. E, yumurtalara da çok iyi geliyor. E, ceviz mesela beyine benziyor. Ceviz açtığınız zaman beyine benziyor ve şeye zeka ya çalıştırmak için hafızayı geliştirmek için ceviz çok önerirler avokadonun içi hamile bir kadın gibi o şeyi hep avokado bakın avokado da unuttum onu yaz şey yapmayı avokado da çok değerli onu da avokadoyu doğrayıp zeytinyağı limonla yiyebilirsiniz ya da ezip Sarımsak yine limon zeytinyağıyla ile güzel bir sandviç şey ekmek üstü yapabilirsiniz öyle bir sandviç şey yapabilirsiniz ve avokadoyu ayrıca gene ezip içine bir damla yani bir çay kaşığı bal katıp tatlı olarak da yiyebilirsiniz. Avokado böyle çok değerli hem tatlı yenebilecek hem de tuzlu yenebilecek bir şey o da çok güzel bir şey. Ee, o da e, o görünüşü itibariyle hamile bir kadını andırıyor. Kan, tam göbeğindeki şey e, çekirdeğiyle. E, o da çok güzel. Yararlı. Yani birçok benzerlik var meyvelerle. Aslında ben diyor, ben yararlıyım, onun için yararlıyım diye bağırıyor meyveler, sebzeler. Biz anlamıyoruz. Aşılamanın 14. günü beta HCG diyelim 56 çıkmıştı. 2 gün sonra 67 çıktı. Kimyasal gebelik olur mu? Ee, bir 2 3 gün sonra tekrar şey yap. Normal normalde yarısı kadar o değerin yarısı kadar katlanarak artması gerekiyor. Ee, sonradan ilerleme de olabilir ama e, kimyasal gebelik de olabilir sevdacığım. İnşallah İnşallah sonradan birden gelişebiliyor böyle bir yaramaz haylaz emiriyorlar da var e, duruyor duruyor birden birdenbire gelişme gösteriyor çok da güzel bebekler çıkıyor yani çok da moralinizi bozmayın e, bebek eğer arkadaşlar düşük yapıyorsanız lütfen üzülmeyin e, mutlaka kromozomda ya da başka bir şeyde yani tabii ki çok üzücü bir şey vücut hazırlandıktan sonra yine bir şey yaşadım ben de ee, bir arkadaşımızın böyle bir şey yine ee, tabii ki üzülme demek zor e, fakat e, o kromozomda mutlaka bir hata var. de sperm normal gözükebilir yumurta normal gözükebilir embriyo normal gözükebilir ama bizim artık tıp ben henüz anlayamadığımız durumlar var. O durumları Henüz e, laboratuvarlar ya da e, şeyler e, göremiyor kromozondaki bazı hataları mümkün mertebe hepsini görmeye gayet ediyorlar araştırıyorlar ama çocukların sakat doğma ihtimali var e, bu Down sendromu ya da yani sizi çocuk doğduktan çocuk şey siz ölene kadar yaşayabileceğiniz çocukla beraber e, çok büyük vicdan azabı yaratacak bir takım durumlar olabilir Anlatabiliyor muyum? Vücut bizden daha iyi bir sistem, bizim beynimizden daha iyi çalışıyor vücudun çalışma şekli. O kötüyse hemen vücuttan şey yapıyor. Bu diyor, hayır defolu bunun atılması gerekiyor ve siz e, çocuk gelişmiş de olabilir. Anne karnında ölüyor mesela. Mutlaka bir şey var. O nedenden dolayı ölüyor. Yani tabii ki kayıp acı ama e, her şey. Ayrınıza diye düşünün. Çok geçmiş olsun tabi. Bunu yaşayan arkadaşlarımıza da çok geçmiş olsun diyorum. Evet. Bak. Şu, evet oldular. Çok şükür ikizlerim oldu. Cansu. Bak. Kaç tane yumurtadan iki tane çıktı. O iki taneden de ikiz kızları oldu Şahin Bey'de. <laughs> çok tebrik ediyorum. Allah analı babalığı. Bir kız bir oğlan hem de maşallah maşallah maşallah. Ee, Allah sağlık, huzur ve mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Evet. Ee, transferde arkadaşlar yumurtalar gelişirken hepsi birden aynı büyüklükte gelişmeyebilir. Bir elin beş parmağı bile aynı değil. Bazısı yavaş gelişir, bazısı e, daha önce gelişir. Baskındır yumurta e, ama e, hepsi döllenebilir. Yani bu konuda herhangi bir şeyiniz olmasın. Ee, onu dışarıda e, bekletirler. E, çeşitli solüsyonların içerisinde duruyor zaten o şeyler. E, yumurtalarınız e, ve döllendikten sonra embriyolar. Anne rahimin içinde ki sıvıya çok yakın bir sıvı e, var. E, o sıvı da e, duruyor. Evet. E, bu dönemde tabii ki her zaman söylediğim gibi e, stresten ayrı şey yapacaksınız stresten uzak duracaksınız güzel şeyler izleyeceksiniz her zaman söylüyorum komedi ve romantik komedi izleyebilirsiniz onun dışında izlediğiniz her şey yasak evet güzel yoğurdunuzu ve turşunuzu kendiniz yapın ee, teşekkür ederim vallahi ben bu sene bir ordayım, bir buradayım evime doğru düz gidemediğim için çok üzgünüm. Yakında inşallah o da kısmet olur. <laughs> evet. Ee, mor bantı bilmiyorum Hümeyra'cığım. Ee, sperm sayısını arttırmak için geçen hafta değil evvelki hafta iki hafta önce spermlerin babalığı hazırlanması diye bir canlı yayın yaptık o zaman şey yap e, onu bir izleyebilirsin Çünkü orada sperm kalitesini arttırmak için e, birçok konudan bahsettik e, Hümeyra hümeylaki kardeş Lütfen onu şey yapın bakın e, Evet Altın altıntı Ayşegül e, çok te şey yapıyorum ha şansınız bol olsun e, İnşallah rast gelir güle güle kucağına alırsın Evet Evet Güler'cim sana da bol şanslar diliyorum. Evet yorucu bir şey ama e, siz Allah e, kalkamayacağınız ağırlık vermez. Onu unutmayın. Sizler güçlü insanlarsınız. Öyle bizim şey yaptığımıza bakmayın. Biz kadınlar özellikle düşer düşer yeniden kalkarız. Ben bu konuda çok güveniyorum. Onun için her seferinde doğurmak bize bahşedilmiş arkadaşlar her seferinde yumurta için vücut hazırlanıyor. Ondan sonra onu atıyoruz yeniden hazırlanıyor. Ben kadının yaşam şeyini ona benzetiyorum. Biz her türlü başımıza gelen şeyde evet yıkılıyoruz, dökülüyoruz ama ondan sonra bir müddet sonra yeniden ayağa kalkıyoruz. Dimdik kalkıyoruz ve yeniden devam ediyoruz. Biz o konuda çok güçlüyüz yani ben o konuda çok güveniyorum kadınlara çok güveniyorum bu konuda evet darısı arkadaşlarımın başına ikizler hepinize de ikiz olsun inşallah Seray İlhan bugün transfer oldum beslenme konusunu merak ediyorum Rabbim dileyen herkese versin amin amin Seraycığım Şansın bol olsun diyorum elinden geleni may yaptın mutlaka o yüzden hiç gönlünde rahatlık olsun transferden sonra arkadaşlar yani bir kanama olabilir transfer yapıldıktan sonra birkaç gün sonra yani bir hafta 7 gün sonra bir kanama yaşayabilirsiniz sakın korkmayın adet görüyorum diye Hayır adet görmüyorsunuz yumurtaların yerleşme kanamasıdır bu güzel bir işarettir ama herkes de o kanama dışarıya çıkmayabilir o konuda da hani ay benim kanamam olmadı yumurtlu şeyim embriyom tutmadı mı diye de korkmayın ama böyle bir şey olabilir rahime yerleşme zamanı 6 ile 10 gün 7 ile 8 gün arasında böyle bir şey şey yapabilir zaten transferden sonra 8. günde falan 4-5 gün içerisinde embriyo rahime tutmaya şey yapmaya yerleşmeye başlıyor e, ve 8. günden itibaren de beta hcg hormonu salgılanmaya başlıyor eğer e, tuttuysa e, onları da bu şekilde e, öğrenebilirsiniz herkes erkenden ama herkesin 8. günde belli olur diye bir şey yok arkadaşlar 9, 10, 11. hatta 12. günde de bu şey salgılanabilir e, yani ay benim olmadı tutmadım diye korkup Ondan sonra ilaçlarınızı sakın bırakmayın. Tamam mı? Evet. Hanife'cim evet. Beşinci gün orta kalite embriyo var. Tabii ki şansın var. Hiç korkma. Tamam mı? Ya çok kötü e, embriyolar bile tuttu. Zehir gibi çocuklar çıktı. Bu sizin ya da bizim anlayabileceğimiz bir şey değil arkadaşlar. O yüzden e, şey yapmayın. Yani Allah'ın bir ol dediği var. Ben inanıyorum buna gerçekten yani ne o bozuk bu kesinlikle olmaz diye, diye az söyleyemedim dedi doktor mesela. Ya o kadar kötüydü ki embriyo ama üzülmesi ve moral bozulmasın diye söyleyemediğim dediği embriyo tuttu. Canavar gibi de bir çocuk oldu. Bebek oldu. O yüzden bir daha hiç doktorlar genelde çok nadir şimdi şey yapıyorlar söylüyorlar. Geçmiş programlarımıza, canlı yayınlarımıza Instagram'da IGT denilen bir yer var hemen bizim sayfamızda e, Hikayeler IGT, ve Bölümü var oraya bastığınızda bütün hepsini doktorların videolarını Ve e, Benim canlı yayınlarımın hepsini orada görebilirsiniz Bir taraftan da şeye bakıyorum vakit gitmesin diye Transfer sonrası akıntı olur mu? Olabilir Kahverengi akıntı olabilir. lekilenme lekelenme olabilir. E, rahime girdiği için yani oralar oynandığı için bu tür akıntılar olabilir. Bundan dolayı korkmayın. E, transferden sonra işte kanama, yerleşme kanaması olabilir. E, bundan da korkmayın. E, embriyo transferi sonrası tutunma ne zaman olur? Tutunma da 5. gün işte dediğim gibi blastokist aşamasına gelmiş olur. Ondan sonra 12. gün sizin şeyiniz tahliliniz yapıldıktan sonra hamile olduğunuz anlaşıldığında bebeğinizi bir aylık olarak kabul ediyorlar. Yani işte 19. günde ne oldu diyeyim? Siz o adetin ortasında bile hani transfer yapıldı. İki hafta olarak siz kabul ediyorsunuz ama doktorlar onu dört hafta olarak kabul ediyorlar. Ee, Zerrin e, üç tüp bebek tedavisi ilkinde gebe kaldım düştü. Demek ki bir şey varmış bakın. Ee, bu arada ve şey e, doktorunuza sorun arkadaşlar e, kan sulandırıcı e, mutlaka şey yapın e, sorun bunu isteyin. E, Türk insanının e, %80'inde kan pıhtılaşması şeyi varmış çoğu insanda. Bu rahimde bebeğin gelişememesinin en büyük nedenlerinden biri olabiliyor. Tamam mı? O yüzden onu mutlaka şey yap. Son Gülcüm, sen altı defa denedim, seninle yazıştım galiba. Bana tekrar yaz neden altı defa nerede yaptırdın? Tabi yaptırdın yerlerde önemli. Havva 3 defa denemem oldu olmadı çok geçmiş olsun şey önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrarlanan negatif tüp bebek tedavileri neden olur bunlara beslenmeyle engel olabilir miyiz bunları konuşalım bu negatifleri nasıl pozitife çevirebiliriz bununla ilgili bir çalışma yapalım. Siz de lütfen bilgilerinizi bana da burada aktarırsanız ben de çok sevinirim gerçekten. Evet stres yok dedim. Evet. Yumurta toplama acılı bir şey mi? Ben burada soruları da şey yapıyorum. Hayır yumurta toplama acılı bir şey değil. Zaten anestezi altında arkadaşlar veriliyor. Ve şeyde de Transferde de aynı şekilde transferde zaten hiç e, anestezi verilmeye gerek yok biliyorsunuz e, 3-4 defa da yaptırmış olan arkadaşlarımız var burada biliyorlar. Ultrasonla bakılıyormuş gibi e, normal e, şey e, jenekop masasına yatıyorsunuz ve pipetle pipet diyoruz tabi onlar Kateter diyorlar doktorlarımız Onunla e, tekrar e, rahime e, şeyi veriyorlar. Rahime verirken de zaten size de ekran görüntüsünü verirler transferde. Bakarsınız gayet dikkatli bir şekilde doktorunuz uygun bir yer bulup oraya embriyonunuzu şey yapar, yerleştirir. Transfere giderken arkadaşlar aç ya da tok olmanız hiç önemli değil. Yalnız parfüm, deodorant bu tür şeyleri hem yumurta toplarken hem de transfer şey yaparken ee, öyle e, parfüm falan kullanmayın kokulu şeyler e, bunlar e, önermiyor doktorlar çok hassas çünkü o yumurta embriyolar yumurtalar gerçekten çok hassas vücudun dışında olmaması gereken şeyler normalde ama mecburen tedavi nedeniyle çıkartıldığı için e, mümkün olan hiçbir şeye maruz kalmadan derhal ...yerine gitmesi gerekiyor. Onu topluyorlar, topladıkları an hemen götürüp... E, ...laboratuvarda sperm de hazır oluyor o anda. E, spermle birleştirip derhal e, saklanması gereken... E, ...embriyoskopa koyuyorlar. Oradan da an be an e, onları saniye saniye hepsinin resimleri çekilir. An be an takip edilir. Ne kadar gelişiyor, iyi gelişiyor mu? Hepsi o şekilde anlaşılır. Onların içerisinden de en iyisi seçilip transfer yapılır zaten. Evet. <laughs> biri tüp, biri kendiliğinden gebe kaldım. İkisi de düştü. Zerrin'cim çok geçmiş olsun. 3 tedavi geçti. Yani genetik inceleme yapılması gerekiyor. Genetik incelemeli tüp bebek en şey sağlam olması gereken yani genetik olarak teste gitmesi gerekiyor Ondan sonra da e, tüp bebek yapılması gerekiyor embriyoların e, sağlıklı olup olmadığını mutlaka bakılması gerek Çünkü işte bozuk olan şeyler e, vücut atıyor Düşüğe neden oluyor kim, kimyasal gecelikte de beta hCG salgılanıyor fakat e, ultrasonla doktor bah, şey yaptı baktığı zaman şey gözükmüyor. Rahim e, içinde kese gözükmüyor. Herhangi bir e, boş kese oluyor. E, bir şey gözükmüyor. Kalp atışı falan hiçbir şey duyulmuyor. Evet. Hümeyra'cığım çok geçmiş şey olsun. Ee, tüp bebek yaptım. iki defa ilkinde tutmadı. ikincisinde tuttu. Kimyasal gebelik oldu. Kimyasal gebelik olduğu zaman da vücut gebeliği e, hafızayı alır. Bir şekilde e, sağlıklı bebek olur arkadaşlar. Böyle kimyasal gebelik yaşayan e, birçok arkadaşımız daha sonra e, çok güzel e, harika bebekleri oldu. Bu e, Evet. İki tüp bebek denedim. İlki düşükle sonuçlandı. İkincisi kimyasal oldu. Üçüncüsü inşallah son gülcüm sağlıklı bebek olacak. Evet. Biraz daha beslenmene, geneti, genetik inceleme yapıldı mı ona bakın. Ee, sağlıklı e, sperm, sağlıklı yumurta, sağlıklı bir bedende olur. Onun için de çok dik beslenmenize dikkat edeceksiniz. Eskiden işte e, Diyorlardaki e, beslenme de neymiş? Doğuran doğuruyor. Hayır, doğru düz beslenen iyi e, şey yapan. Yani bazı insanların immün sistemi çok gelişmiştir. Bazılarının hassastır arkadaşlar. Biz de bunu e, en iyi şekilde düzeltmeye çalışıyoruz mümkün mertebe. E, bu bağışıklık sisteminin e, çok iyi olması gerekiyor kadında da erkekte de bunun için e, ne yapılması gerekiyorsa e, onlar yapılacak mutlaka evet bu anlatacaklarım evet önümüzdeki hafta bu tekrarlanan negatif tüp bebek tedavilerini şey yapalım konuşalım e, ne yapılabilir diye evet zehrinci kan sulandırıcı kullanmıştım kalp atışından sonra e işte ya rahimde bir şey var e, bu olabilir. E, ya spermlerde genelde düşüklerde en fazla spermlerde kromozom DNA bozuklukları olabiliyor. Böyle bir şey olabilir. Sperm incelenmesi nasıl oldu bilmiyorum. Havacığım ben e, şeyden sonra e, canlı yayından sonra inşallah bir aksilik olmaz. Tabii ki bunların hepsini kaydediyorum, yayınlıyorum. E, pırlanta gibi saç baş almış bir şekilde <laughs> bitiriyorum. E, bunların hepsini e, havacım şey yapabilirsin, dinleyebilirsin. Geç girdim, nereden konuştunuz diyorsun. Ben şimdi sana baştan anlatamam, anlatmayayım, olur mu? Yani çok geçmiş olsun dördüncü denemem. Ben de beşinci denemede anne oldum. İşte hamile kaldım. Bizim de kaderimizde bu varmış. Ne söyleyeyim size arkadaşlar. İnşallah benim en büyük duam kimse benim kadar beklemesin. Kimse benim kadar beklemesin. Bir an önce bebeklerinize kavuşun. Yani bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorum. Yumurta kalitesi evet artırılabilir. Yumurta kalitesinin ile ilgili de gene canlı yayınlarda ee, bir önceki canlı yayınlarıma bakın lütfen. Hatta yani bulamıyorsanız da bana mesaj atın ben size linkini göndereyim tamam mı? Mutlaka şey yapın. <laughs> Bak e, Ülker'cim 3 e, defa denedim olmadı her şey yolunda olduğu halde olmadı diyorsun mutlaka yolunda gitmeyen bir şey var. Ya sperm de var, ya yumurtada var ya da rahimde var. Rahim zarında olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bunun incelenmesi gerekir. Yumurta rezervin azdır, yumurta kalitesi daha düşüktür. Yani mümkün olduğu kadar yumurta kalitesini yükseltici organik dediğim gibi arı sütü, bal, propolis işte vitaminler E vitamini, çinko, bakır D vitamini e, yani e, bütün vitaminlerinizin eksik olup olmadığını mutlaka kontrol edin arkadaşlar B vitamini yani hiç kale almadığınız ipe sapa gelmeyen şeyler sizi hamile kalmanızı, anne baba olmanızı engelleyebilir ruhunuz duymuyor, duymaz transferden sonra Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Transferden sonra bol su içeceksiniz, çorba yiyeceksiniz, çorba yani sıvı şeyler tüketeceksiniz, maden suyu içeceksiniz, ee, yine yumurta toplum şeydeki olduğu gibi e, çi bir şey yemeyeceksiniz, e, işlenmiş gıda yemeyeceksiniz. Ondan sonra e, e, folik asit içeren bol yeşil sebze yiyeceksiniz, meyve yiyeceksiniz, sebze ve meyve yiyeceksiniz, baklagiller yiyeceksiniz, sulu sıvı şeyler yiyeceksiniz. Transferden sonra arkadaşlar sakın yatmayın. Normal hareketlerinize devam edin. Transferden sonra yatıp 12 gün bekleyen arkadaşlarımız. Kabızlıktan çok şikayet ediyorlar. Ikinma. Evet transferden sonra en önemli dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi e, kabız olmamanız ve ıkınmamanız. ıkınmak e, çok zararlı. E, bunu yapmamak olmamak için de mümkün olduğu kadar e, bakın sıvı e, şey öneriyorlar. E, sebzelerden işte kabak yiyebilirsiniz. Mesela kabak tutabilir. şey e, yumuşak tutar bağırsakları. E, pırasa. Keza öyle, o da şey tutabilir. Ee, sizi bağırsaklarınızı yumuşak tutabilir. Ee, başka meyve şey yapabilirsiniz. Bol meyve ve sebze. Ee, zeytinyağı sabahleyin zeytinyağını ekmenizi e, tam burada ekmeği olacak ama ee, ona bir, bir takım baharatları katıp şeyler yapar. Hatayda yaparlar ya şeyden önce ne katarlardı ona ya o ne deniyordu böyle ekmeğin zeytinyağına şey yapıp onu yiyebilirsiniz mesela e, bağırsaklarınız yumuşak olması gerekiyor onun için bol su için hareket edin hareket etmediğiniz zaman kabuz olursanız sizin için hiç iyi bir şey değil bol C vitamini alın transferden sonra transferden önce de sonra da C vitaminini A vitaminini ee, çok dikkat edin Ananas dedim ananası da yiyin Ananası da 7 günden fazla Kesinlikle Yemeyin ee, o da düşüğe neden Oluyormuş onu tekrar tekrar söylüyorum Kola içmeyeceksiniz gazlı içecek Yok ee, Bir de açacaksınız televizyonu Uzaktan e, Çok fazla şeyde Eee Radyasyonu da e, maruz kalmayın e, şeyin e, bilgisayarın ve şeyin yanında kaktüs e, şeyi önlüyormuş. Ben kendime kaktüs alacağım size de öneriyorum. E, radyasyonu emiyormuş arkadaşlar. Radyasyonu emen e, çiçekleri şey yapın. onlar da çok yararlı bakın. Sude Naz'cığım, ben e, şeyde burada merkez öneremiyorum size. Benim anlaşmalı olduğumuz bizim çilerin mesela e, 10 seneden beri anlaşmalı olduğu e, hastanemiz var. Acı Badem merkezleriyle çalışıyoruz. E, i̇şte Ankara'da Gürgan Klinik'te çalışıyoruz. Şeyde İzmir'de Simirna Tüp Bebek destek veriyor bize şey olarak. E, bu şekilde eee işte çalışmamız var. Şimdi onun dışında başka merkezi söyleyemem. Çünkü çalışmadığım için iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Kimse hakkında da ileri geri konuşmak istemiyorum. Hiç konuşmamayı tercih ediyorum o nedenden dolayı. Ama bu hastaneleri neden hani orada çalışıyorsun da öbürleriyle çalışmıyorsun? teknolojilerine güveniyorum. Ee, doktorların başarı için çalıştıklarını görüyorum ve hırslarını da görüyorum ee, ne kadar çok hamile yaratırlarsa o kadar çok hasta geliyor çünkü bir hasta 4-5 tane hastayı beraberinde getiriyor ee, doktorlar bu viral duyulma e, dünyanın en güzel reklamı arkadaşlar o nedenden dolayı bir hamile en az 5-6 hastayı getiriyor o bölgede. Kendi bölgesinden. E, mümkün mertebe e, özel merkezler daha çok hamilelik olsun. E, daha fazla hasta gelsin diye uğraşır. O yüzden ben özel merkezlere daha fazla şey yapıyorum. Öneriyorum. Ve de çok kurumsal ve e, disiplinli çalışan bir şey. E, kurum. Güngör Şimşek. Ben de yedinci kez deneyeceğiz nasip olursa bir tanesi tuttu. 8 haftalıkken gitti. Umarım yeni denemedi. inşallah Yani e, bu e, tutup büyümeye çalışıyor. Demek ki kan sulandırıcı yani bu pıtılaşma olayına siz de dikkat edin. Genelde bebek beslenemediği için de düşebiliyor. Her şey tamam oluyor ama kan pıtlaşması nedeniyle kesesini oluşturuyor, kordonu oluşuyor. Fakat oraya bebek beslenemiyor, pıhtı at şey yapıyor kordonu. Bu nedenden dolayı bebek yaşamayıp ölebiliyor. Bu kan sulandırma olayına çok dikkat edin. Evet kaliteyi artıracak şeyler var tüp bebek teda şeyinde. 5 defa tüp bebek negatif sebebi yumurta kalitesizliği söylendi. Kaliteyi nasıl artırabiliriz? Vitamin ve mineral alacaksınız. Multivitamin alacaksınız. Çinko, selenyuma çok dikkat edeceksiniz. Çinko, selenyum, magnezyum, potasyum bunlar çok önemli. Bir yere gidip yaptırın arkadaşlar. Vitamin değer, vücudun vitamin değerlerini ölçecek. Ee, tahliller yapılıyor. Yani bir, bir tane özel laboratuvara da gidebilirsiniz. şeyde de yaptırabilirsiniz. Ya sağlık ocakları da yapar bunu vücudumun hangi vitamini şey diye demiriniz mi düşük şeyiniz mi e vitamininiz mi düşük yani bunların hepsi vücutun olduğu gibi şeyini çıkartıyorlar ona göre bir doktora gösterin bir dahiliyeci benim neyi ben çocuk sahibi olmak istiyorum endokrono endokronoloji ile ilgilenen Çocuk sahibi olmak istiyorum. Bakın bu da benim talimim. Lütfen hangi ilaçları almam gerekiyor diye. Yani yardım alın. Anlatabiliyor muyum? Ben e, genel bilgiler veriyorum. Özel olarak sizin yapmanız gereken bu e, kadın doğum sadece rahimle ilgilenir, yumurtalıklarla ilgilenir. E, ama endokrinoloji sizin hormonlarınızla ilgilenir. E, neyiniz eksik? Ee, onu e, şey yapar e, nasıl çalıştırılacağı konusunda sizi bilgilendirir ilaçlar verebilir endokrinolojiye gidip hamile kalan da bir sürü insan var yani bunu doktorlar da şey yapar ama hormon dengelerinizi mutlaka e, şey yapabilir e, hamilelik belirtileri ne olabilir tüp bebek tedavisinden sonra göğüslerde e, şeylik olabilir e, Nasıl adet öncesi e, hassasiyet ve sertleşme oluyor otur bir şey olabilir. Mide bulantısı olmayabilir. Yani e, mutlaka her hamile kalan midesi bulanacak ya da şey o, olacak diye bir şey yok. Halsizlik hissedebilirsiniz. Yani e, uyku hali hissedebilirsiniz. Yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. E, 12 gün sonra da e, tahlil yaptırmanız gerekebilir. kasıklarda ağrı bazen olabilir, bazen olmayabilir. Ben hiçbir şey hissetmemiştim. Göğüslerimde bile bir şey yoktu. Ne zaman karnım büyüdü mesela ben hamile olduğumu yani tabii ki tahlil yapıyor, yani o testleri 20 30 tane şey, şey yapıyordum. Çünkü senelerce e, yapıp yapıp hiçbir şey çıkmayınca e, hamile kaldıktan sonra sırf keyif olsun diye Hamilelik testi alıp 20 30 bakayım aa hamileyim aa hamileyim <laughs> 40 kere <laughs> Bir tanesini de ta 20 sene saklamışım geçen vardı attım. Yani <laughs> Görmemişim bir çocuğu olmuş, tutmuş 30 tane şey yaptırmış. Test yaptırmış. Siz de öyle olacaksınız tabii ki. Bitki çayı içebilir miyiz? Transferden sonra şöyle içebilirsiniz. Ee, sakinleştirici çaylar içebilirsiniz. Şey gibi, melisa çayı gibi. Yani oğul otu diye de geçiyor. Sizi sakinleştirecek, akşam rahat uyumanızı sağlayacak. Ee, bitki çaylarını şey yapabilirsiniz. Bunlar zararsız şeyler. Rezene olabilir. Ee, rezene rahatlatır Ondan sonra e, ıhlamur e, şey yapabilir, rahatlatır. E, i̇çine limon koyun, C vitamini açısından da iyi. Öyle. Ayşeciğim, yani hakikaten 11 defa gerçekten çok zor. Allah yardımcın olsun, gerçekten çok zor. Hiç mi inceleme yapılmadı, hiç mi bir şey yapılmadı diyeceğim. Mutlaka hepsini yaptırmışsınızdır. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun İnşallah en kısa evet pes etmek yok. Aferin sana. Bayılıyorum sana zaten. Ha evet hani pek korkmaz. E, iki tüp bebek aşılama e, iki tüp bebek iki aşılama olmadı. Polikistik over hastasıyım ama doğal yolda hamile kaldım düşük oldu. Bir de geçmedi neler yapmam lazım. <laughs> tabii ki doktor bunu söyleyecek yumurta geliştirici ya da şey yapıcı polikistik over'de nasıl beslenmesi gerektiği konusunda canlı yayın yapmıştık hanifeciğim lütfen onu izle kaliteli yumurta gelişmesi için nasıl beslenmesi gerekiliyor diye senin kilo durumun nasıl onu bilmiyoruz tabii ki ee, polikistik overde çok az da bir kilo versen mutlaka ve mutlaka e, bu hamilelik için çok yararlı oluyor onun için lütfen ona şey yapın zeliha'cığım hayırlı akşamlar canım bir yıldır folikül takibi yapılıyor fakat büyümüyor ilaçla ne yapabilirim eee Arkadaşım ben tabi sana şey şifreli bir adın olduğu için nasıl sesleneceğimi bilemedim. Bunu ancak doktor cevaplayabilir. Bu tür şeylerde folükür takibi yapılıyor. İlaçla büyümüyor. Belki PRP yapılması gerekebilir. Yani yumurtayı şey yapmak için o tembel olan, uyuyan yumurtaları uyandırmak için PRP tedavisi yapılması gerekebilir böyle ee, şehir dışında yol, tüp bebek yapanlar için yolculuk hayır sakıncalı değil ama e, dediğim gibi e, transfer yapıldıktan sonra o gün e, mutlaka e, dinlenilmesi gerektiğini şey yapıyorlar e, eğer kendi arabanızla şey yapıyorsanız işte gene bir gün iki gün e, özellikle sizi rahatlatmak için Doktorlar iki gün dinlen diyor. Ondan sonra seyahat et diyorlar. Ee, i̇ki gün kalacak bir yer bulun. Transfer yapıldıktan sonra. Sonra seyahat edin. Uçakla olanlar 6 saat ya da 8 saat sonra uçak olabilir diyorlar. Ama e, yol olduğu için... E, sarsıntın bilmem ne, ne gerek var bir gün ya da iki gün bekleyin ondan sonra olun ha, zahter evet 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 <laughs> zeytinyağına zahter bir sürü karışık otlar şey yapıyorlar koyuyorlar çok güzel onların da şeyi kokusu kekikti zahterdi ondan sonra kimyondu ee, acı biberdi izottu bilmem neydi kimse şey ama ortakiler acı yiyorlar zeytinyağını koyuyorlar nar ekşisi koyuyorlar Ondan sonra ona bandıra bandıra sabahleyin yiyorlar tavsiye ee, ederim hepinize onu ee, çok da yararlı ee, Gökbencim hayır yürüyüş zararlı değil mutlaka yürüyün yararlı çok yararlı ee, transferden sonra yumurta hiçbir zaman yürüyüşü aksatmayın arkadaşlar Yumurta toplandığı, şey yapıldığı zaman da belli bir dinlenme süresi geçtikten sonra mutlaka yürüyüş yapın. Her gün bir yarım saat 40 dakikalık bir hafif tempo, ne hızlı olmasın, şey olmasın. Bütün vücudunuz hareket ediyor çünkü şey yaptığı zaman. Rahim hareket, rahim içeride bile kan şey yapıyor, rahiminize gidiyor. Daha sağlıklı embriyonun yerleşmesi için ya başka bir şey için çok daha sağlıklı ve yararlı. Kesinlikle zararlı değil. Tüp bebek tedavi sırasında iğde yemek zararlı mı? Hayır, bilmiyorum. Ama iğdenin yararlarına ve faydalarına bakın, ona göre yiyin. Ee, uzun süre oturma, işe gitme, transferden sonraki, ha, e, uzun süre oturmayın hiçbir zaman. E, ikinci gün ya da üçün, ikinci gün e, gidebilirsiniz transferden sonra e, araç kullanabilirsiniz ama iki gün dinlen şey yapın normalde e, transferden yarım saat sonra yarım saat dinlendiriyorlar e, ondan sonra e, işte evde bir gün istirahat veriyorlar ertesi gün diyor seyahat edebilirsin şey de yapabilirsin yani biz e, o, olasılıkları ikiye çıkartalım da ondan sonra Normal gündelik hayatınızı mutlaka yapın. İşe de gidebilirsiniz. Oturduğunuz yerden telefonunuzu edebilirsiniz. işinizi yapabilirsiniz. Ee, ama e, ağır kaldırmayacaksınız. Bir anne adayısınız artık. Transfer yapıldıktan sonra bir anne adayısınız. O nedenden dolayı e, ağırlık kaldırmayacaksınız. Hafif işler yapabilirsiniz. Yani bazı yerlerde tabii ki işler ağır kaldırmalı olabilir. Çalıştığınız yerde de insanları ikaz edin. Çok hafif yani tabii ki 1 iki kiloluk bir şey kaldırılabilir ama bir su dolu bir kova kaldırılıp bir yere götürülmez. Anlatabiliyor muyum? Yani temizlik yaparken falan bu tür şeylere dikkat edin. Banyoda kovanın dolup do do boşaldığı yerde şey yapın mesela onu taşımayın bir yere e, paspasınızı götürüp banyoda temizleyip öyle yapın paspasınızı ya da e, elektrik süpürgenizi şey yapabilirsiniz kullanabilirsiniz yemek yapabilirsiniz temizlik e, şey yapabilirsiniz yani toz alabilirsiniz ama bahar temizliği kış temizliği yapmaya kalkmayın yani anlatmak istediğim bu halı çırpmayın yani bu tür böyle çırpma işlemleri falan kesinlikle yasak yukarıya uzanmak, yasak raftan tencere, tava, bilmem ne almak yasak. Kolunuzu şuradan yukarıya kaldırmayacaksınız. Şuradan yukarıya kalkmak yok. Kaldırmayın. Uzanmak, esnemek, otur şeyleri yapmayın ama yürüyüş yapabilirsiniz. Evet. Araç kullanabilirsiniz şey. Yani eğer Gökben çok tedirgin bir insansan yani araba kullandığın zaman sen senlikten çıkıyorsan, sinirleniyorsan hani trafik canavarı hiç kimse ben trafik canavarıyım demez ama arabaya bindiği anda bütün sinirleri gerilir. Anlatabiliyor muyum? Etrafından gelene giden her yaptığı hata olarak görebilir. Yani böyle... Çok dikkatli olur kendisi çok dikkatli kullanır ama etrafında bir sürü dikkatsiz insan vardır onlara sinirlenebilir böyle bu yapıda asabi bir insansanız yapmayın tamam mı araç falan kullanmayın bırakın taksiye binin ya da başka bir şey yapın başkası kullansın ama siz kullanmayın kesinlikle sinirlerinizi bozmayın. Gök kalp beyin hastasıyım. Ta tamam, çok tebrikler, şeyler, e, başarılar diliyorum. Şansınız bol olsun. Kahraman herhalde değil mi? Kahraman fiyen diye ben şey yapıyorum. Bu şifreleri de e, böyle e, tercüme etmeye de bayılırım ama doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Hiç yumurtam yoktu. PRP yapıldıktan sonra yumurta üret, üretmeye başladı dördüncü ayda tüp bebek için iğne kullandım ama yumurta büyümedi bu ay gene yeniden deneyeceğiz yumurta gelişimi için ne yapmalıyım şimdi yumurta gelişimi için ilaç kullanılıyor ee, o yüzden bir şey şey yapamayacağız ama yumurta üretmeye başladığına göre siz o yumurtanın en kaliteli olması konusuna eğilin tamam mı yumurta büyütmeyi doktorlara bırakalım biz Sağlıklı bir bedende, sağlıklı ve kaliteli yumurta, pardon ve spermi nasıl elde edebiliriz, yapabiliriz, onu şey yapalım. <laughs> Kolyemi çok beğenmişsin, teşekkür ederim, kolyem hediye. Çok teşekkürler. Tabi tabi gülerek anlatacaksınız. <laughs> Dalgamı geçerim. Çekirdek çıtlayın. Vitamin alın bol bol. Evet arkadaşlar anlatacaklarım benim bunlar. Evet. Bakın. <laughs> kan sulandırıcı bakın doktor vermiş. Evet sağ olun cevabınız için. Evet kan sulandırıcı kullanıyorum. Pıhtılaşma var. Evet. Pozitifim çünkü seviyorum sizi. Bir an önce de hamile kalmanızı istiyorum. Başka arkadaşlar gelsin istiyorum. Hep hamile kalıyor arkadaşlarımız ve arkadan bir sürü insan geliyor ve ben e, şeyde sürekli olarak e, Instagram'da hikayelerde e, hamile olan arkadaşların şeylerini haberlerini yayınlıyorum. Görüyorsunuz onları. Bir sürü insan geliyor, bir sürü insan gidiyor. Arkadan siz de gideceksiniz. İstemiyorum. Misafirin fazlası, fazla kalanı iyi değil. Hiçbirinizin fazla kalmasını istemiyorum. Bir an önce hamile kadın ve gidin. Başkaları gelsin buraya. Yeniden ben bunları anlatayım. Evet. Kilo, lütfen kilo kiloluysanız kilo verin. Kilo vermeyi gayret edin. Bunu bir eğlence haline getirin. eee ee, değişik yemek çeşitleri deneyin ee, sizi tok tutacak ama e, aynı zamanda zayıflatacak ve hareket edin bunu da eğlence haline getirin dans edin mesela ben hoplamayı zıplamayı çok severim böyle ağır aksak ağır ağır bir ayaklarıma bakmayın hiçbir zaman aslında ben çok oynamayı ondan sonra hareket etmeyi e, eğlenmeyi dans etmeyi çok seven bir insanım mesela ama uzun zamandır tabii işte çocuktu, işti, bilmem neydi. Bunların bir sürü, bir çoğunu yapamıyorum. Ama keyif adamı, keyif kadınıyım yani normalde. Siz de öyle olun. Ben yemek yaparken onu eğlence haline getirmeye gayet ederim. Bir şey yaparken süslemeye gayet ederim. Size gelirken bakın değişik kolyelerle her şeyi aslında buraya geldim mesela hala Bodrum'dayım. Üç tane kıyafette geldim geldiğim zaman yazdı <laughs> kıyafeti. Şimdi yani ne giyeceğim bilemiyorum ama yine de onu oyun haline getiriyorum, değişik değişik bir şeyler şey yapıp sizin karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Bu da benim için değişik bir şey ve sizin için hazırlanmak, bir şeyler araştırmak, tekrar tekrar okuduğum şeyleri tekrar okumak çok güzel. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kırkından 45'inden sonra hamile kalabiliyorsunuz. Tabii ki ekstrem bunlar. Genelde herkes kalabilir diye bir şey yok. Ee, eğer yumurtanız varsa, e, eşinizin spermleri de iyiyse, iyi durumdaysa e, kalabilirsiniz. PRP tedavisiyle spontan gebelikler oluyor. E, gene e, mesela geçen gün bir arkadaşımız yumurta... E, hiç yumurtası yoktu. Çok da morali bozuktu. Yayınladım hikayede. İyi ki dedi pes etmedim. İyi ki sizi dinledim. PDP yaptırdım. Yumurta çıktı dedi mesela. Olabilir. Yani böyle şeyler olur. Tüp bebeğin kalite, şey, yumurtanın kalitesi artar. Evet. Benim canlı yayınlarımı lütfen izleyiniz arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, benimle beraber olduğunuz için, sonuna kadar durduğunuz için çok da kaçan olmuş olabilir. <laughs> Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hepinize.